Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Ben Rümeysa öğretmen. Bugünkü adab-ı muhaşeret dersimizdeki konumuz yardımlaşma adabı. Bakalım yardımlaşma ile ilgili neler öğreneceğiz. Herkesin yardımına koşarım. Ali Fuat Başkir'in sözüne baktığımızda düşenin elinden tut ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın. İsterseniz dünyanın öbür ucunda sıkıntılar çeken insanlara bile yardım edebilirsiniz. Nasıl mı? Doğa ederek. Doğa etmek de bir yardım çeşididir ve çok etkilidir. Özellikle sizin gibi çocukların ettiği dualar çok kıymetlidir. Yardımlaşma toplum için vazgeçilmez bir iyilik hareketidir. Çevremizi dikkatlice incelediğimizde yardıma muhtaç kimseleri de Yardım edebilecek olanları da görebiliriz. Kendi imkanlarımız ve haşlıklarımızla bazı yardımlar yapabiliriz. Ayrıca başka kişileri de yardımlaşmaya destek olmaları için harekete geçirebiliriz. Mutlaka yaşlı ve yalnız yaşayan komşularınız vardır. Göçmenler vardır, fakir aileler vardır bulunduğunuz şehirde. Bunları ziyaret edebilir, ihtiyaçlarını öğrenip yardım edebiliriz. Bulunduğunuz caddede bir lokanta varsa, her gün bir miktar yemekleri artıyor olabilir. Bu artan yemekleri veya fırından alacağımız ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. Yapacağımız bu tür iyilikleri çevremize de anlatarak herkesin benzer şeyler yapmasını sağlarsak bir yardımlaşma hareketi başlatmış oluruz. Evet burada bir hikayemiz var. Bakalım. Çölde devesiyle seyahat eden bir bedevi varmış. Yolda ilerlerken bir de ne görsün? Çölde susuzluktan dudakları kurumuş, bitap halde yatan bir adam. Adam su, su diye inliyormuş. Bu iyi kalpli bedevi hemen devesinden inip adama kırbasından su vermiş. Suyu içip kendine gelen adam ne yapmış biliyor musunuz? Bedevi'yi hızla yere itmiş ve o ayağa kalkamadan deveye atlayarak kaçmaya başlamış. Bedevi bu hali görünce düştüğü yerden adama seslenmiş. Deveyi al git ama lütfen bu hadiseyi kimseye anlatma. Nankör adam bedevinin neden böyle bir şey söylediğini merak etmiş. Deveden inmeden bağırarak sormuş. "Neden? Niye anlatmayacakmışım?" Bedevi şöyle yanıtlamış onu. "Eğer sen bu yaptıklarını anlatırsan bu kulaktan kulağa her yere yayılır ve insanlar artık çölde rastladıkları muhtaç kimselere yardım etmezler." Evet, Bizler toplumlar halinde yaşadığımız için her zaman birbirimizin yardımına ihtiyaç duyabiliriz. Yardımlaşmayı sevmek, başkalarına yardım etmekten keyif almak yardımseverliktir. Ayrıca bir Müslüman başkasına karşılıksız yardım ederken sadece Allah rızasını gözettiği için bu keyif çok daha yüksektir. Ancak hangi konularda yardımlaşabileceğimiz de önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bize bir uyarı bulunmaktadır. Maide suresinin ikinci ayetine baktığımızda Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına, dinin esaslarına, alametlerine, hac için koyduğu emir ve yasaklarına, yapılması gereken şeylere ve haram aya, gönderilen kurbana, gerdanlara, gerdanlık takılanlara ve Rablerinden bol nimet, ticaret ve rıza isteyerek Beytül Haram'a yönelip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Hudeybiye'de Mescid-i Haram'dan sizi men ettikleri için bir kavme karşı duyduğunuz kin sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva Allah'ın emirlerine uygun yaşama, karşı gelmekten sakınmada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın emirlerini çiğneyenlere karşı cezası çok şiddetlidir. Yardımseverin özellikleri. Peki yardımseverlerin ne gibi özellikleri oluyor? Birine yardım ederken karşılık beklemez karşılık beklemez. Yaptığı yardımı sürekli hatırlatıp başa kalkmaz. Başa kalkmaz. Çevresini sürekli görüp gözetir. Yardıma ihtiyacı olan kimse var mı diye bir arayış içerisindedir. Arayış. Yardımlarını hava atmak için değil, Allah rızası için Allah rızası için yapar. Kendi sahip olduğu şeylerin de Allah tarafından kendisine lütfedildiğini bilir ve şükrünü eda eder. Şükretmek. Yardımı gizlice. Yardımı gizlice rencide etmeden yapmaya çalışır. Kendisi yardıma muhtaç hale geldiğinde kimseden Beklenti içinde olmaz. Yalnız ve yalnız Rabbül Alemin Allah'tan yardım ister. İnsan suresinin 8. ayetine baktığımızda onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Müslümanlar çalışarak elde ettiklerinden başkalarını da faydalandırır. Hayatı diğer Müslümanlarla birlikte yardımlaşma ve dayanışma içerisinde sürdürür. Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisinde yardımlaşmayı teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz gibi onun güzide arkadaşları olan sahabe de paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Örneğin Mekkeli Müslümanlar baskılar sonucunda bütün mal varlıklarını bırakarak Medine'ye hicret etmişlerdi. Medineli Müslümanlar ise sahip oldukları bütün imkanları Mekke'den gelenlerle paylaşmışlardı. Bu nedenle Medineli Müslümanlara yardım edenler anlamına gelen Ensar ismi verilmiştir. Evet sevgili öğrenciler bugünkü konumuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.